Rusya ile devam ediyoruz. Rusya'nın enerji altyapısına hedef alan hava saldırıları sonrası Ukrayna için bu kış daha soğuk geçecek. Yarın ülke genelinde elektrik kısıtlaması uygulanacak. Avrupa Birliği'nden de Rusya'nın yaptığı terördür çıkışı geldi. Ukrayna bir yandan egemenlik ve toprak bütünlüğünü korumak için Rusya'ya karşı cephede mücadele ederken, diğer yandan sivillerin yaşamını doğrudan etkileyen saldırılara maruz kalıyor. Rusya günlerdir ara vermeden Ukrayna'nın büyük şehirlerinde enerji altyapısına vuruyor. Elektrik ve gaz tesislerinin %30'undan fazlası hasar gördü. Vurulan noktalar arasında Ivano-Frankivsk bölgesindeki Burştin kömür santrali de var. Tesis Ukrayna'nın 3 bölgesinde 5 milyon tüketiciye elektrik sağlıyordu. Oysa Ukrayna Avrupa'ya elektrik ihraç eden bir ülkeydi. Artık kendi ihtiyacını karşılayamıyor. Rusya'nın Zaporijya nükleer santraline el koyması tedarik zincirine indirilen en ağır darbe oldu. Ukrayna genelinde elektrik kesintisine gidilecek. Çaresiz kalan yönetim kışı daha rahat atlatmak için halkın tasarruf desteğini istiyor. Bunlar zorunlu önlemler deniliyor. Ukrayna için bu kış daha soğuk geçecek. Isınma hizmetine erişim olmayan yerlerde soba dağıtımı başladı. Su dağıtım şebekeleri de vurulduğu için suya erişim de sınırlı. Halka yardım yapılıyor. Avrupa Birliği'ne göre Rusya'nın sivil altyapıya hedef alan saldırılarının terör eyleminden farkı yok. Yesterday we saw again Russia's targeted. Rusya'nın sivil altyapıya yönelik kasıtlı saldırıları zaten çok acımasız olan savaşta yeni bir sayfa açıyor. Uluslararası düzen çok açık. Bunlar savaş suçudur. Sivil altyapıya hedef alan, kış yaklaşırken kadınların, çocukların elektrik ve suya erişimini kesen saldırılar terör eylemidir. Rusya'yı resmen terörist devlet ilan eden ülkeler arasına Litvanya ve Letonya'dan sonra Estonya da katıldı.